Badalan dedikleri tarz bir fasulye kullanıyorum ben. Genişçe bir tencere koydum ocağın üstüne. Onun altını yaktım, hafiften ısınıyor. Şimdi size bu arkadaşı anlatacağım. Ben buna ne yaptım? Geceden suya koydum ve aşağı yukarı en az 12 saat kadar bir suyun içinde kalıp şişmesini sağladım. Fakat özellikle Ramazan ayında birazcık bu tip bakliyatların hafif gaz yapmasını engellemek istiyorsanız bunları iyice şişirdikten sonra bir temiz sudan geçirin. Arkasından da bir 5-6 dakika hafif suyun içerisinde kaynatın, tıkırdatın. Çünkü o zaman gazı birazcık daha dışarıya atmış oluyorsunuz ve daha dengeli bir hale getirmiş oluyorsunuz. Tenceremin altı yanıyor. Yarım su bardağı ve biraz daha fazlası zeytinyağını tenceremin içerisine transfer ediyorum. İnce doğradığım orta boy böyle iki tane soğanı ya da bir tane büyükçe boy soğanı ilave ediyorum. Ocağın altı yanıyordu. Önce çok yüksek ateşte. Soğanı ekledim. Yakmak ve yapıştırmak asla istemiyorum. O yüzden soğanı ekledikten sonra ocağın altını kontrollü bir ısıya alıyorum. Ve yavaş yavaş bunu burada terlete terlete soğan kendi şekerini bırakana kadar hafiften pişiriyorum. 3 diş sarımsak böyle hafif içeride gözükecek vaziyette. Sarımsağı da aldım attım içerisine. Şöyle onu da bir hafif ısıyla canlandırdım. Şimdi bunun altını birazcık kısacağım, tamam mı? Soğan, sarımsak rengi dönmeden, yanmadan biraz böyle yumuşayarak pişsinler istiyorum. Havucu da dilim dilim eşit kalınlıkta olacak vaziyette doğruyorum. Arkasından havucu da attım. Onu da şöyle bir tur çevirdim. Bir yemek kaşığı kadar böyle bolca salça ilavem var. Domates salçası koyuyorum. Kokusu çıkana kadar burada soğan, sarımsak ve havuçla birlikte kavuruyorum. Ocağı biraz daha harladım ateşi, altını biraz daha yaktım. Çünkü çok güzel bir baz oluşturmuş oldum. Ve fasulyeyi olduğu gibi tencerenin içerisine transfer ettim. Bir tur karıştıracağım. Şimdi bunun birazcık tuzunu ekleyeceğim. Çok hafiften bir karabiber ilavem var. Her zeytinyağlı gibi bu da birazcık şeker ister. O yüzden bir yemek kaşığı da toz şeker ekleyeceğim buna. Hey maşallah. Bakın buna 1 litreden az olmayacak vaziyette su koyacaksınız. Tamam? Çünkü fasulyenin pişmek için iyice suya ihtiyacı var. O yüzden elinizi korkak alıştırmayın. En az 5 bardak kadar suyu içerisine ekleyin. 5 ila 6 bardak kadar suya ihtiyacı vardır bunun. Ben şimdi ihtiyacı olduğu kadarını ekledim. Tamam. Kendi halinde pişsin diye bırakacağım. Peki şunu diyebilirsiniz bana. Arda bunun patatesi nerede? Patatesi burada geliyor. Buyurun. Niye içeride değil? Çünkü sırasını bekliyor. Dedim ya size bu arkadaşlar pişene kadar eğer patatesi atarsam ben birazcık fazla bunlar darmadağın olacak içeride. Oysa ki ben darmadağın olsunlar istemiyorum. Kendi dokusunu korusunlar istiyorum. O yüzden bunlara bir aşağı yukarı bir yarım saat kadar 20 dakika kadar pişmek için süre vereceğim. Orada ben bunları doğrayacağım. Onlar piştikten sonra bunları atacağım ve bir 20-25 dakika daha pişireceğim. Sonuç mükemmel olacak. Burada doğramaktan kastım da şu. Lütfen buradaki patatesi ve kerevizi doğrarken birazcık özenli olun. Çok fazla böyle bıçağa geldiği gibi doğramayın. Mümkün olduğu kadar eşit küpler halinde doğrayın. İçeride hem patates hem de kereviz aynı şekilde özenle doğrandığını belli etsin. Hepsini böyle ufak ufak doğradım. Bu arada bu da hafiften tıkırdamaya başladı. Bak. Oh maşallah. Şimdi bunu helmelenmesi lazım. Bu özel bir terimdir sevgili dostlar. O yüzden altını iyice kısacağım. Şöyle bir tur karıştıracağım ki çok fazla bu fasulyeler aşağıya doğru yapışmasın diye. Sonra kapağını kapatıp orada tıkırdatmaya devam edeceğim. Aşağı yukarı bir 20 dakikadır burada kendi halinde mücadele veriyor barbunyalar. Kerevizle patatesi oyuna dahil ediyorum. Her şeyi aldım, bunun içerisine attım. Şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra bu arkadaşımızı kontrollü bir vaziyette orta kısık ateş arasında bir yarım saat bilemediniz 40 dakika kadar daha pişireceğiz. İyice helmelenecek, iyice suyunu çekecek ve aynen bu kendi tenceresinin içerisinde soğuyacak. Unutmayın zeytinyağlılar
Ve bu tip tırnak içinde soğuk yenen yemeklerin hepsi kendi tenceresinde soğudukları zaman lezzetleri bambaşka oluyor. Benden söylemesi.